Peki e, derbiyle ilgili Beşiktaş değerlendirmesini bir toparlayalım o halde. Çünkü birazdan e, Gürcan Bilgiç'e soracağım. Zeki Uzundurkan'da da Jesus'la ilgili özel bilgiler var, önemli bilgiler evet. var. Evet. Jesus'la ilgili Portekiz'den Abola, Brezilya'dan da Uole Esporte e, yayın organlarında flash iddialar var. Bunları ekrana getireceğiz. Perde arkasını da Ahmet Selimkul birazdan bize anlatacak. Soyunma odasında neler oldu, bu haberler neden çıktı? Ayrılmayın. Bunlar gerçekten çok önemli. Fenerbahçe ile ilgili e, flash dosyalarımız var. Devam edelim Serdar Serdar. Valla derbide söylenecek tek şey var. Redmond sağlıklı olduğu sürece bu takımda ilk 11 oynar. Hmm. Yani Gezal Redmond arasında bir tercih olacaksa önce Redmond olur. Maçın adamı tartışmasız Redmond. Herhalde böyle bir tartışma Maçın adamları var yok. aslında. Yani Maçın çok önemli kırılma noktaları var çünkü. Yani maçın adamı Cenk Tosun da diyebilirsin attığı goller. Yani evet aslında o da var. Efendime söyleyeyim Arda Fenerbahçe'ye ne kadar yenilmiş olsa da çok muazzam oynadı. Evet. Sevilla maçında da, oradaki Sevilla maçında da oynarmış. Milli takımda o. da oynarmış. Penaltıda gerçeği biraz eleştirildi. E, genç, genç oyuncu. Kardeşimiz. Ya tamam öyle olur. Uyarıldı. Gerçekten de doğru bir hamle değil. Ama daha genç bir oyuncu. O... o onlar gelip geçer diye düşünüyorum. Hani o, sırf o pozisyondan dolayı da yerden yere vurmanın anlamı yok çocuğun. Ama yapmaması gerekir. O doğru. Evet. Ya Redmond Pazar oynuyor. günü ben Gürcan Her yayındaydı. zaman ilk <laughs> oynar Redmond. Redmond'la ilgili ne dedim? Gürcan şahit. Hangi gün? Dün. Öğlendi. Fenerbahçe bu üçlü defansla hayır. oynarsa... Hayır, hayır. Ee, Fenerbahçe üçlü defans, Gürcan yorum yaptı onlara da. Ben Sprinter oyuncu şart dedim hı. derbilerde. Üç oyuncu da hızlı değil. İlk 11'de başlamalı İlk 11'de Gezal'la tamam, falan. Hatırladım. Ben olsam Redmond'la oynardım dedim Sprinter. Enkudu'yu oynatmıyor dedim cezalandırmış. Hı hı. Oynatmıyor Enkudu bu maçın adamı. Ama dedim Redmond... Ama şey dedik biz beraberdik. Cenk oynamaz Redmond oynar dedik. Tabii Var. Yani. Yani. Hı Doğruyu ama, ama e, yani Redmond oynamalı, iki... oynamalı diye, diye konuştuk ama yani ben yanlış, yanlış adımı söylemişiz kesinlikle 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 <gülüyor> kesinlikle kesinlikle <gülüyor> dememiz lazım. Hayır, Redmond'la Cenk <laughs> beraber biri oynamış ayrı bir konu Gezal oynamayınca Redmond aldı maçı kazandırdı evet. Redmond'un çabukluğu kalitesi sahaya yansıdı maçın adamı Redmond bence tabii Şenol Güneş'in de Kadıköy'de ilk kez kazandığını ve kazanırken de 10 kişi kalmasına rağmen öne de geçmesine rağmen çift forvetle devam etmesi de aslında hani çok şaşırtıcı evet sen Böyle Yani da bu arkada satrancı Jesus'a karşı ya da Deus'a karşı Şenol Güneş kazandı. Valla Şenol Hoca satranç oynadı da Jesus tavla oynadı bence. <laughs> şansa bıraktı diyorsun. Tabii işi şansa bıraktı. Güzel yorum. İşi zara bıraktı. Öyle boşluklar bırakırsan iki tane santraforu olan bir takım hele biri Cenk'se biri Abu Bakar'sa. Aslında çift santrafor oynamak şeyin modeli Jesus'un. Um. Evet. Öyle değil mi? O da öyle oynadı ama işte Joao Pedro'nun özellikle çok etkisiz yani olması, ıslıklanması. Bence istiklanması... haksızlık yaptı. Bak buradaki kayıtların hiçbir tanesini kaçırıyorsunuz. Başka kayıtlara mesela takip ettim bugün vereceksin. Sezon başında Gürcan da yayındayken söyledim. Jesus'un bir avantajı vardı. Üç günde bir maç yapıyordu. 7 tane rotasyon yapıyor. 5 de oyuncu sokuyor 12. 7-7-7 yedi, yedi, yedi değiştirerek herkes mutluydu. Bunu tek maçta görelim dedik tek maçta ideal kadroyu yakalayamadı. Doğru. Bunu birçok kez vurguladınız Vurguladım bu sene. aynı şey. Dediğim olay çıktı. Tek maça dönünce evet. Fenerbahçe her maç yaşandı. farklı oyuncu ama kendi oyuncularından vazgeçmedi. Ya, ne bunu kabul ediyor. Yok. Ya. Oğlum, ya ben şunu söyleyeceğim. Ya, Benim gözlemim. Ben Fenerbahçe'nin bu sene hiçbir zaman ideal kadrosu olmadı. adaleti diye bir şey kalmadı. E, Mert Hakan'ın saha içindeki tepkileri aslında ne Beşiktaş'a ne kendi takım arkadaşlarına Jesus'aydı. Yani Jesus'a karşı Jesus'u sevmeyen Aynen bugün biz foto maçta da yaptık. E, Jesus Fenerbahçe'ye gelecekken Benfica'lı taraftarların sosyal medyadan e, hashtagleri var, açtığı, attığı tweetler var. Orada diyor ki Benfica'yı e, batırdın, kurtulduk senden şimdi Fenerbahçe'yi batırmaya gidiyorsun. Hmm. Aynen. Yani bakabilirler. E, takımda form adaleti yok. Şu anda Jesus'u seven oyuncu sayısı bir elin parmağını geçmez. Önceden vardı forma adaleti. Hayır forma adaleti Levent, Levent abinin Dünya dediği gibi önce herkes bunu oynayabiliyordu. Çok güzel evet. Şimdi kendi adamlarını oynatıyor mesela. Tabii canım. Ya şimdi kres boyu yok ettim mesela. İsmail Kartal, evet. İsmail Yüksek aslanlar gibi oynuyor. Çok formda oynatmıyorsun. Yani ben benim gözlemim öyle. Tabii Jesus'la ilgili daha sonra düşüncelerimi söylerim. Gürcan abi konuşsun. ile ilgili konuşmadı. Evet. Bir Gürcan Bilgiç'ten <laughs> derbi yorumu almak lazım. <laughs> Jesus üzerinden şu anda tartışılıyor. Ee, perşembe günü de Kayseri Kupa'da kritik bir çeyrek final maçı var. Maç Kadıköy'de o maç Jesus'un kaderini belirleyecek maç olarak görülüyor bu derbi sonrası. Ee, nasıl yansır oraya ve bu derbiyle ilgili değerlendirmenizi merak ediyoruz. Tabii şimdi Perşembe günü maç bir hedef maçı. Ee, daha e, Jesus çıkarma o maça. Çıkmaz mı? çıkmaz. Yani bi, bi, bilmiyorum. Yani ben, ben Fenerbahçe başkanının yerinde olsam çıkarmam o maçı. Kupa maçına kadar, Perşembe'ye kadar yani Cesus'la yolları ayırırım ya, diyorsunuz. Yarın takımı e, yeni teknik direktörüyle antrenmanı çıkartırım Samandıra'da. Saat 16'da da basın toplantısı varmış. Orada da imza törenini yaparım. Yarından tezi yok e, diyorsunuz. Ye, yeni hocada yok. Çünkü... E, yani bu kadar kısa sürede yeni hoca bak, bulunur mu ya da hazırda bir hoca mı var? Ya şimdi, Herkes koşa koşa gelir Fenerbahçe'ye. Şimdi, şimdi, ne demek her, her, bi, o? O biz, başka. Bizim işimiz, bizim işimiz akıl vermek değil. Tabii. Elbet, elbette benim de kendime göre fikirlerim vardır ama manipüle etmek olur. Ama ben e, olsaydım eğer Fenerbahçe e, başkanı böyle yapardım. E, neden, nedenine e, gelince şimdi e, dünkü karşılar yenilebiliriz. Galatasaray'da yenildin gık demedi kimse. Ama aynı galibiyetleri, aynı mağlubiyetleri benzer şekilde alıyorsan burada bir problem var. Bugün Valencia penaltı yatsaydı başka bir şey konuşuyor olurduk. Tamam. Ama teknik direktörlük de böyle bir şey. Çünkü bir maç başladığında bir kurgu var. bir 11 çıkartıyorsun sahaya. Analizlerine göre bir taktik oluşturuyorsun. Sonra ne oluyor? Bir sıfır olduğunda başka bir kurguya geçiyorsun. Rakip de başka bir kurguya geçiyor. Ee, rakip 10 kişi kalıyor. Farklı bir kurgu yapman lazım. Penaltı kaçıyor. Farklı şey yapman lazım. Yani 4-5 tane hikayesi olan bir maç seyrediyoruz. Neyle seyrediyoruz? Aynı oyunda. Şimdi Ümrani'ye sana 3 tane attı. Kendi sahanda. Ee, Karagümrük Kara 4, 4 tane attı. Kendi sahanda. Ren 3 tane attı. Kendi sahanda. Galatasaray 3 tane attı. Kendi sahanda. Eee... Ve geliyor Beşiktaş dört tane atıyor kendi sahanda. Ve bu e, gollerin ortak özelliğine baktığın zaman hepsi senin ön tarafa çıkardığın defansın arkasına sızdırdıkları oyuncularla yapmışlar bu işte. Seni keşfetmişler. Dikkat edin. E, şey, Trabzon maçıyla birlikte başladı. Biz e, burada zaman zaman eleştirdik. Ömer abi de çok eleştirdi. Onu da dinledim. Üründü, üründülü. Bu kadar öne çıkmaz defans diye. Ama adam dedi ki ben böyle oynayacağım dedi. Oynadı, kazandı. Rakibe de çok e, pozisyon vermeden bitirdi. Mesela ilk yarı e, bittiğinde dün 5 şutu var Beşiktaş'ın. İkisi isabetli olmuş. Getirmemiş de. Yani e, ama e, rakip 10 kişi kaldıktan sonra sen penaltıyı kaçırmışsın. Bir 10 dakika vaktin vardır. Ne oluyor, ne bitiyor, düzen değiştirin mi, değiştireyim mi e, demek adına. Orada e, tedbirini almıyorsa, yani e, bazı kararlar e, rakibe göre, oyuna göre, duruma göre e, değişmiyorsa. Ne değişmeyen karar? Ben büyük maçları üçlü oynarım. Oynayamadın. İki forvet oynarım. Kaybettin, kazanamadın. Yani çok e, sabit ana, fikirli. Canım, yani... ana 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 forvetin neredeyse antrenmansız sakatlıktan çıkıp geliyor Val Valencia. Diğer iki ana forvetin sakat. Yoklar. E, dördüncü, beşinci e, forvetlerinde bu maçı çıkma abi. Çıkma. Tek forvet oyna. Arkasına Arda'yı mı koyarsın, İrfan Can'ı mı koyarsın, ne bileyim e, Mert Hakan'ı mı koyarsın, Zays'ı mi koyarsın, 8.5 9 yani e, öyle oynatmadına. E, o bir fazla orta sahili. Hadi gelsin Beşiktaş sana. Hadi atsın Red Bull top pasları. Yerleşmiş savunmaya. Yani evet, biz, bu arada işte hayır. bahsettiğiniz olayla ilgili çok güzel bir grafik hazırladı arkadaşlarımız. Ee, üçlü sistemde sadece bir galibiyet var. Seviye'ye karşı o da zaten hani işe yaramadı. Diğerleri ya beraberlik ya yenilgi. İşte ekranda hepsi. Ren'le yani, başlayıp Beşiktaş hayır. başına kadar. Ee, bu sistem <laughs> mesela e, üçlü, üçlü oynasın gene. İki santrafor oynaması Tek oynası. Tek gene, gene, oynayıp gene, orta Gene, bir, gene bir orta saha özellikli bir oyuncuyu e, koy. Bamba yani İsmail Hoca Amerika yeniden keşfetmedi ki. Geçen sene ne yaptı? Bunu yaptı. İyi orta sahaları vardı. Ozan vardı elinde. E, pardon. Zayis vardı, İrfan Can vardı, Bravo, Crespo vardı. Zayis 10-11 gol attı Tabii ya, ro ro Rossi, yani. Rossi yardımcı oluyordu evet. ona. E, o sayı Samayeli çok iyi kullanıyordu. Yani e, o bölümde hem rakibi getirmiyordu kalesini hem de e, Fenerbahçe takımı e, çıtır çıtır pozisyonlara giriyordu. Serdar Dursun da oynadı bir de Santrafor. Yani Valencia'da sakattı onunla da oynayamıyordu. Serdar da 15 gol yani, attı. O, o takımda, o, o sistemde. Dolayısıyla Fenerbahçe bu bu yenilgiyle matematik olarak şampiyonluk şansını devam ettirse bile psikolojik olarak bu travmanın altından kalkamaz. Belki oyuncuları bir türlü motive edersiniz ama taraftarı kaldırmazsınız. Ve önümüzde ha. iki tane daha maç var. Trabzon ve Galatasaray karşılaşmaları. Büyük maç olarak. Hı hı. Yani e, biz hatırlıyor musun? Ömer'le konuşmuştuk galiba. Temel olan programda. Yani bir takım şampiyon olsun derbileri olmaz. Derbileri kazanacaksın. Abi. Derbileri kazanacaksın. Bak Pankulu maçı konuşuyorsun hala. Evet. O seni Fenerbahçe şampiyon oldu. Evet. Ama bak herkes Peki, kaç senedir doğru, bir şey daha, daha Ali kaç, Koç'un kaç, senedir Ali maçı Koç'un, maçı Koçun ilk senesi yani kokulu dönem herhalde Fenerbahçe tarihinin en başarısız dönemlerinden biri. Belki dönemidir. İkinci en başarısız dönemi olmak üzereydi bir ara ta işte evet. düşme hattına kadar indiğinde. Ama derbi kaybetmedi o sezon.